Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test birinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenar ve şu açı ortay CF açı ortay verilmiş. Öncelikli olarak şurası 70 ise karşıdaki açı da 70 derecedir. O zaman bunlar 35-35 yaptı. E kırmızı doğruyu kullanmam lazım. Hocam şöyle Z kuralı var. Çünkü karşı kenarlar paralel 50 ise o zaman burası da 50'dir. Sonra şu üçgene baktığımda iki iç açı bir dış açı yok mu? Yani iki tane açı görünce bir dış açı eşittir. Dayanamam diyorduk. 35 artı x eşittir 50 olduğundan x de böylelikle 15 çıkar arkadaşlar. Evet birinci soru balık esir oldu geldik ikinci soruya. Açı ortaylık var. Bir kere ne var burada? Hop z'den dolayı çizgi açısı var burada değil mi? Ya da şöyle z var bir de. Şuradaki z'ye de dikkat edebilirsin dostum. Şunlar da paralel ya illa böyle yataylardaki paralelliğe bakma. Şöyle Z'den dolayı bak burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. E sonra paraya kenarın çevresi isteniyor. Hocam çizgiye çizgiye yani şu üçgen bir ikiz kenar oldu. 10 sa burası da 10'dur. E burası 10 sa burası da 10'dur. E sonra şu uzunluk 12 yaptı. Bak çizgiye çizgi. Bu uzunlukta o zaman ikiz kenarlıktan dolayı 12 yapar mı? Yapar. E paraya kenarın bir kenarı 12 diğer kenarı 10. 12 artı 10 artı 12 artı 10 44 yapar. Bu paralel kenarın çevresidir dostlar. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. 10 verilmiş. E o zaman burası alt taraf 5 5. 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıktı. AC uzunluğu isteniyor. Bak ne var burada? Kelebek. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 2'ye 1. Dolayısıyla burası 2K ise burası K'dır. K dediğimiz 4 ise 2K dediğimiz 8 olur. AC uzunluğu komple nedir arkadaşlar? 8 artı 4'e eşittir. O da 12 eşittir. Yani 3. soru akçay oldu. Geldik 4'e. Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Hocam şunlar birbirine eşit. Şu parçalar da şu parça eşit. Aa, burada şu üçgende ne var böyle? Kenar ortay kenar ortay. O zaman burası kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezi oldu. E 1'e 2 orandan dolayı 3 ise 6 yapar burası. Şu parçalarda birbirine eşitti. Yani burası da 9 yapar. A, C uzunluğu isteniyor. 9 burada, 9 burada. A, C uzunluğu toplamda 18 yapar. 4. soru C an oldu. Geldik 5'e. Açı ortaylar nasıl kesişir? Dik ve ort taban üzerinde 90 içinden geçecek de hop şöyle. Yani şu parça şu parça eşit olacak. Ort taban çizgisi. Çünkü bunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Açı ortaylar böyle paraya kenarda da yamukta da dik ve ort taban üzerinde kesişiyor. E, 6 8 13 üçgeni yani bunlar 5 5 yaptı. Bu arada 90'dan çizilen kenar ortay olduğundan muhteşem işte oldu. Burası da 5 oldu. E şurası 10'du ya. Bu kenarla da bu kenar eşit verilmiş. Burası da 10. Bizden paraya kenarın çevresi isteniyor. Bak bu kenar 15'ti. Bu kenar da 15'tir. Şimdi bak 15 burası 10 burası. O zaman burası da 15 burası da 10 değil mi? 15, 10, 15 ve 10'un toplamı isteniyor. O da kaç yapar? 50 yapar. İşte bu bizim çevreyi böyle bulmamızı sağlar. Beşinci soru. Cihan oldu geldik 6'ya. 25 alt tarafta 25 midir? Evet. 15, 25, 3, 4, 5'in 5 katından dolayı 15, 20, 25 üçgeninden burası 20 yaptı. Benden alan isteniyor. Arkadaş şu alanı belliyse bulursak olay bitti. Burası da 15 çarpı 20 bölü 2 değil mi? Dik üçgenin alanı. Evet. Yani burası 150 yaptı. E hocam paraya kenarın yarısı 150 ise diğer yarısı da 150'dir. Toplamda kaç yapar o zaman? 300 yapar. Altıncı soru denizli oldu. Geldik geriye. Açı ortaklıklar var. Z'den dolayı öncelikle bir alfa alfa yazalım. Burası da alfa. Bu 90 var ya karşısında 90 oluyordu. Bu bizim ince noktalardan biri. Çünkü niye Z'den dolayı 90? Şuna dikkat et. 2 alfa ise burası da 2 alfa değil mi? Toplamda 3 alfa 90'a eşit değil mi? Evet. Alfayı kaç buluruz? 30 buluruz. Alfa 30 ise o zaman burası 60 oldu. E hocam burası 30. Burası da 30. Hatta burası e, 60 ise burası da 120 derece mi olacak? Ya da z'den dolayı burası da 30 deyip ona göre işlem yapabiliriz. 30 90 ise hatta burası da 60 oldu. Alan isteniyor benden. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 köküştür. Yükseklik belli oldu. Şimdi 30'un karşı 4 kök 60'ı karşısında kök 3 katından dolayı 12 mi geldi? Evet. Tabanımız da 12 yaptı o zaman. Taban 12 ise taban da 12 yaptı. Evet. Alan ne olacaktır? 12 çarpı 4 kök 3. Yani 48 kök 3'e eşit olacaktır. Cevap balık kesir oldu. 7. soruda geldik 8'e. Bir yüzü kırmızı bir yüzü mavi olan paralel kenar biçimindeki bir kağıt kenarına paralel bir D doğrusu boyunca. Evet. Bu bir kenara paralelmiş. Arkadaş şunlar birbirine paralelmiş. O zaman bunlar paralel. Bunlar da paralelse şurada bir paraya kenar çıktı karşımıza. Sonra hatta burası da bir paraya kenar. Şunun katlanmış hali de şurada bir paraya kenar değil midir aynı şeyden dolayı? Ya da şöyle diyebiliriz 6 ise burası 6. E şimdi katlamadan dolayı burası da 6 oldu mu? karşı kenarlar birbirine paralel ve eşit olduğundan şurası da bir paraya kenar çıktı. Bu katlama sonucunda A üstü B'ye F, e F paraya kenarı oluşmuştur diye söylüyor zaten bize. Şimdi katlamayı yaptık burada. Katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar işte üst üste binen açılar eşit diyorduk. E burada katlamadan dolayı şuradaki üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. E sonra hocam Z'den dolayı bak burası da nokta açısı oldu. Oo güzel bir şey çıktı. Bu arada şurada bir paraya kenar. Burası da 6 mı? 6. Bunu da yazalım. Ayıp olmasın. Şimdi burada şu para şurada noktaya nokta çıktı. Şu kenarla şu kenar birbirinin tıpkısının ayrısı mı? Evet. Sonra burası 6 ise katlamadan dolayı burayı da 6 yazdık. Başka ne yapmalıyız burada? Burada x kenarlığı da yazdık. Hocam şu da bir paralel kenar. Aa, güzel. Bak bir şey daha çıktı. Burası çift çizgiyse burası da çift çizgi değil mi? Evet. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Şu kenarla da şu kenar üst üste biniyor. O zaman bununla da bu birbirine eşit. Şimdi kısa kenarı 6 uzun kenarı da 10 santimetreydi bunun. Yani tamamı 10 santimetreydi. O zaman buraya 5 5 kaldı. Benden ne isteniyor? Mavi üçgenin alanı. E hocam 5 5. 5 5 6'lık ikizkenar üçgenin alanı isteniliyor. Ne yaparsın? Hocam ikizkenar üçgende tabanla mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. 3 3 3 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2 6 çarpı 4 bölü 2'den 24 bölü 2'den cevabı 12 diye buluruz arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? 8. soru Akçay çıktı. Geldik 9'a. Aşağıda kaşa, Kaş kasası 1 kasası 1 aşağıda kasası bir açısı 100 derece olan paraya kenar şeklindeki bir kamyon düzeni verilmiş. Tamam burası 100 derece. Açıldığında burası da 100 derece. Eyvallah. İlk durumda uzun kenarı zemine paralel olan kasanın kısa kenarı zemine dik olması için kasa kaç derece döndürülmedi? Aa kısa kenarı zemine dik de, dik olması için ben bunu böyle kaldırdım ya kısa kenarı. Hop şöyle zemine dik durumda olsun diyor. O zaman burası 100 ise burası kaç yapar arkadaşlar? Doğru sağlıktan dolayı 80. 80, 90 ise burası da 10 mu yapar? Evet dik üçgenden dolayı. Yani sen önceden kasayı şöyleyken hop şöyle kaldırdın. Yani bir döndürme hareketi var burada. Kaç derece döndürmüş oluyorsun? Şuradaki döndürme açısı 10 derece döndürmüş oluyorsun. Cevap böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Aşağıda paraya kenar şeklinde bir kumaş ve bu kumaşa ait farklı kesme işlemleri verilmiştir. Bu kumaş kenarlarına paralel bir şekilde Aynı hızla kesildiğinde bu kesimler 15 ve 25 saniye. 15 ve 25 saniye. Aynı hızla kesiliyorsa o zaman gittikleri yollarla doğru orantılıdır. Yani bu 15 saniyede bu 25 saniyede kesilmişse bu kenarlara paralel olarak kesilmiş ya. O zaman burası 15K'dır. Paralel ya bunlar. Burası 15K'dır. Burası da 25 saniyede kesilmiş. Burası da 25K'dır diyebiliriz. Değil mi? Evet dedik. E hatta burası da 12 saniyede kesilmiş. O zaman burası da 12K'dır diyebiliriz aslında. Bizden şu isteniliyor arkadaşlar. Hmm, nasıl bir hamle yapabilirim? Şimdi buna göre bu kumaş kesim hızı değişmeden köşegeni boyunca kaç saniyede kesilir? O zaman ben köşegeni K cinsinden bulacağım. Arkadaşlar benim bulduğum şeyler şuradaki yükseklik 12K. Hop şöyle çizdiğim zaman burası 12K olarak buldum. Şurası 90. Şurayı 15K buldum. E 12 15 9 12 15 3 4 5 3 katından 9K yaptı burası. E burası 25K ya. Burası 25K olduğundan buraya 16K kaldı. E burada 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katından dolayı burası da 20K mı yaptı? Evet. Şimdi bizim tam tersi. 15'te 15K kesim yaptıysa tam tersi. 20K'da da nedir? K'ya bölünmüş hali 20 saniyede kesmiş olacaktır o zaman. Şu köşegeni boyunca arkadaşlar. Çünkü buraya 20K bulduk. 20 saniye olursa 20K'da bir çizim kesim yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet güzel bir soruydu bu da arkadaşlar. Yani 10. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Ve ÖSYM tarz testlerden test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.